Görmüş olduğunuz bu grafik y eşittir x kareye ait ya da en azından y eşittir x karenin bir parçası diyelim. Böylese daha doğru. İlk olarak x eşittir 1 ile x eşittir 3 arasındaki y'nin x'e göre ortalama değişim hızına bakmak istiyorum. Şimdi önce bunu bir yazalım. X 1'den 3'e giderken bu kapalı aralık olduğu için x 1 de olabilir, 3 de, değil mi? Evet y'nin x'e göre ortalama değişim hızı. Bunu aslında grafiğe bakmadan bile yapabiliriz. Buraya şöyle bir tablo çizelim. Burası x, burası da y eşittir x kare olsun. x eşittir 1 olduğunda y 1'in karesinden 1 olur. Bunu grafikte de görebiliyoruz. x eşittir 3 olduğu zaman y eşittir 3'ün karesinden 9 olur. Grafikte de x eşittir. 3 olduğu yerde y 9'a eşit. Y'nin x'e göre değişim hızını bulmak için önce x'in ne kadar değiştiğine bakalım. x'in bu aralık üzerindeki değişim miktarının ki bunu delta x ile gösteriyoruz. Bunun, bunun artı 2 olduğunu görebiliyoruz değil mi? Peki aynı aralıkta y ne kadar değişmiş? Y'deki değişim miktarı da x 1'den 3'e 2 arttı. Y de aynı şekilde 8 arttı. O zaman o zaman delta y artı 8 olur. Peki şimdi ortalama değişim hızımız kaç oldu? Y'deki değişim bölü x'deki değişim olarak yazabiliriz bunu. Bunun sonucu da 8 bölü 2'den 4'e eşit olur. Bu da bize verilen bu aralıktaki ortalama değişim hızını gösterir. Yani x 1 arttığı zaman y de 4 artmış. Peki bunu nasıl hesapladık? x'teki değişime baktık. Şuraya da çizeyim. x'deki değişime baktık. Delta x değil mi? Ve y'deki değişime baktık. O da buraya denk geliyor. Delta y. Ardından ortalama değişim hızını bulmak için y'deki değişimi x'deki değişime böldük. Şimdi bu yaptıklarımız size yabancı gelmiyor olsa gerek. Çünkü önceden y'deki değişim bölü x'deki değişimi iki noktayı birbirine bağlayan doğrunun eğimi olarak düşünüyordunuz zaten. Biz de tam olarak bunu bulduk. Bu iki noktadan geçen bir kesen doğrusu çizerseniz evet yaptığımız şey aslında bu kesen doğrusunun eğimini bulmak oldu. Yani bu iki nokta arasındaki ortalama değişim hızı kesen doğrusunun eğimi ile Aynı şey oldu. Verilen aralıktaki eğri ile kesen çizgisini karşılaştırarak ortalama değişim hızı hakkında görsel açıdan bir fikir sahibi olabilirsiniz. Çünkü bakın, aralığın başlangıcında kesen çizgisi eğriye oranla daha hızlı artıyor ama 3'e yaklaşmaya başlayınca bu sefer sarı eğrimiz kesen çizgisine oranla daha hızlı artmaya başlıyor ve en sonunda birbirlerini yakalıyorlar. Bu yüzden kesen çizgisinin eğimi bize ortalama değişim hızını verir. Peki bu her noktadaki değişim hızı mıdır? Kesinlikle hayır. Eğrinin değişim hızı sürekli değişiyor. Aralığın başlangıcında daha yavaş bir değişim hızı varken, 3'e yaklaşırken değişim hızı gittikçe artıyor. Dolayısıyla aralık üzerinde y'nin değişim hızı bölü x'in değişim hızı aynı kalıyor. Şimdi bunu neden bir kalkülüs dersinde öğrendiğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Bunu bir Cebir dersinde öğrenemez miydiniz? Evet, öğrenebilirdiniz ama burada ilginç olan bu noktalar birbirine gittikçe yaklaştığı zaman ne olacağını görmek. Bu aynı zamanda kalkülüsün temel düşüncelerinden biri. Az önce 1 ile 3 arasındaki ortalama değişim hızını ya da 1,1 ile 3,9 arasındaki kesen çizgisinin eğimini bulduk. Peki, 2,4 ile 3,9 arasındaki kesen çizgisinin eğimi hakkında ne diyebilirdik? Daha da yakınlaşmak isteseydik. Diyelim ki 2,6 ile 3,9 noktaları arasındaki kesen çizgisinin eğimini bulmak istedik. Peki, bundan daha da yakınlaşsaydık. O zaman bu kesen çizgilerinin eğimleri x eşittir 3'teki teğet çizgisinin eğimine gittikçe yaklaşıyor olurdu değil mi? Ve eğer teğet çizgisinin eğimini bulabilirsek o zaman işte muhteşem olur. Çünkü o zaman ortalama değişim hızından bahsetmek yerine anlık değişim hızı hakkında konuşabiliriz ve bu da türevin temel düşüncelerinden biri olacak. Yakın zamanda oraya da geleceğiz merak etmeyin. Dolayısıyla iki nokta arasındaki ortalama değişim hızının kesen çizgisinin eğimine eşit olduğunu bilmek önemli ve bu noktalar birbirine yaklaştıkça yani kesen çizgisi birbirine gittikçe yakınlaşan noktaları birleştirirken x değerleri arasındaki mesafe sıfıra yaklaşır ve çok ilginç şeyler olmaya başlar. Çok ilginç.